Evet arkadaşlar, tekrardan hoş geldiniz. Şimdi basit harmonik hareket yaylısı arkadaşlar kaldığımız sorulardan devam edersek, demiş ki her bir yay sabit 200 Newton bölü metre olan özdeş iki tane yaya 4 kilogram kütleli bir cismi bağlamışız. Sonra bu cismi denge noktasından 4 santim çekip bırakmışız. Bana denge noktasından geçerken ki hızını soruyor. Ama ne cinsten? Metre bölü saniye. Şimdi cismin denge noktasındaki hız hangi hızdı arkadaşlar? Maksimum hızdı. Maksimum hızı da nereden buluyorduk? Omega çarpı R'den buluyorduk. Peki omega dediğimiz şey de neydi? 2 pi bölü t'ydi. Yani önce periyodu bir bulmam lazım. R'miz, genliğimiz kaç santim? 4 santim. Peki periyodu bulacağımız zaman, yani arkadaşlar periyot dediğimiz şey neydi arkadaşlar? 2 pi kök içinde m bölü k'ydı. Şimdi 2 çarpı pi çarpı e kökün içinde kütlemizi ne kadar vermiş? 4 kilogram vermiş. Peki yay sabitimiz, bunun yay sabiti 200. Buranın yay sabiti k'sı 200. Paralel bağlandığı için biri sağda biri solda olduğu için toplam yay sabiti ne olacak? 400. O da 1 bölü 100 olacak. Kök dışına da 10 olarak çıkarsa 2 pi bölü 10 diyebiliriz. Peki açısal hızımıza geçecek olursak, açısal hızımız 2 pi bölü t idi. Periyodumuz da 2 pi bölü 10 olduğu için 2 pi bölü 2 pi bölü 10 dersek, ters çevir çarptığımız zaman açısal hızı kaç bulacağız arkadaşlar? 10. Peki bana denge noktasından geçerken ki maksimumumuzu soruyor. Açısal hızımız, omegamız 10. R'miz ise ne? 4 santim, ama ne cinsinden soruyor? Metre bölü saniye olduğu için o zaman R yerine de ne yazacağız? 0,04, yani 4 bölü 100 yazarsak. Sadeleştirmelerden sonra maksimumumuzu kaç buluruz? 0,4 olarak buluruz. Yani cevabımız ne olacaktır? Denizde olacaktır. İkinci sorumuzda demiş ki 0,4 kilogramlık bir cismimiz var. 0,4 kilogram kütleli bir cisim var. Denge konumundan ne kadar çekmişiz? 20 santim çekmişiz. Yani R'mizi ne vermiş? 20 santim olarak vermiş. Hareketin periyodunu vermiş. Buna göre yay sabitini soruyor. Diyor ki birincinin yay sabiti 700, diğer yayın yay sabiti ne kadardır? Şimdi arkadaşlar, normalde periyot formülümüz nedir? Periyot formülümüz 2 pi kök içinde m bölü k'dır. K dediğimiz sistemin eşdeğer yay sabiti olacak. Periyodumuz 0,12 vermiş. Yani ne diyebiliriz? 12 bölü 100 olarak yazabiliriz periyodumuzu. 2 çarpı pi 3 al demiş. Kök içinde m'miz ne kadar? 0,4. Eşdeğer yay sabitimiz ne kadar bilmiyoruz. Onu bulacağız. Peki burası 6 ile 12'yi sayarsak burada 2 kalacaktır. Bu da 1 bölü ne oldu? 1 bölü 50 oldu. O da neye eşit? Kök içinde işte 0,4 bölü eşdeğer yay sabiti diyebiliriz. Her tarafın karesini alırsam ne olacaktır arkadaşlar? 1 bölü işte 50'nin karesini alırsak ne olacak? 2500 eşittir 0,4 çarpı k eş. İçler dışlar çarpımı yaparsak sistemin eşdeğer yay sabitini buradan ne olarak buluruz? Sıfırla şunu sadeleştirirsek 25 ile 4'ü çarparsak 100 olacak. Bir sıfır da oradan geldi, 1000. Yani sistemin eşdeğer yay sabiti 1000 Newton bölü metre olması lazım. Biri ya sağda bir soluna bağlamışsa bunlar nasıl bağlamaydı arkadaşlar? Paralel bağlamaydı. Paralel bağlama olduğu için eşdeğer yay sabiti bulmak için ne yapıyoruz? K1 ile K2 topluyoruz. K1'imiz zaten ne vermiş? 700 vermiş. O zaman K2 yay sabitimiz kaç olmalı ki eşdeğer 1000 çıksın? Demek ki ikinci yayın yay sabiti ne kadardır? 300 Newton bölü metredir diyebiliriz. Yani cevabımız Adana olacaktır. Üçüncü sorumuzda A ivmesiyle aşağı doğru hızlanan bir asansörün içinde tavana bağlanmış bir yaylı sarkaç var. Bunun periyodunu soruyor. Harmonik hareket yapıyor. Şimdi arkadaşlar, periyodun formülü neydi? Periyodun formülü 2 pi kök içinde m bölü k'ydı. Dolayısıyla asansörde olması, asansörün ivmeli hareket yapması, yer çekimi değişmesi periyodu etkileyecek midir? Hayır. Periyot neye bağlıdır? Kütleye bağlıdır. Bir de yay sabitine bağlıdır. Hangisine bağlıdır diye diyor. Yay sabitine bağlı, kütleye bağlı ama asansörün ivmesiyle alakamız yoktur. Yani bağlı olmadığı şey ne olacaktır? Sadece A olacaktır. Yani cevabımız Edirne'dir. Dördüncü sorumuzda M, 2M ve 3M kütleli cisimler aynı yaydan yapılmış. Boyları 2 ile L, 3'lü olan yaylara bağlanmış. Biliyoruz ki arkadaşlar, yay sabiti neydi? Yay sabiti yayın boyuyla nasıl orantılıdır? Yayın boyu ile ters orantılıdır. Ters orantılı olduğu için ben yay 1, 2 ve 3'e bölünebilen bir değer olsun. Mesela bir, şunun yay sabitini 6K dersem. Burada boyu 2 katına çıktığı için yay sabiti ne olacaktır? Bu yayın yay sabiti 3K. Burada ise boyu 3 katına çıktığı için buranın yay sabiti ne kadardır? 2K'dır diyebiliriz. Peki periyodu kıyaslayacağımız zaman periyot neydi? 2 pi kök içinde m bölü k'ydı. 2 pi'ler kökler ortak olduğu için direkt ben m bölü k oranına baksam. Yani bu yayda işte m bölü yay saatimiz 3K olacak. Burada 2m bölü 6K olacak. Burada da 3m bölü 2K olacaktır. Dolayısıyla dikkat ederseniz birinci ve ikincinin yay sabiti ne olacak? M bölü 3K, m bölü 3K olacak. Burada ise bunun periyodu ne olacak diğerlerine göre? Daha fazla olacak. Yani 3'ün periyodu büyük, 1 ile 2'nin periyodu ise eşit olacaktır. Beşinci sorumuzda özdeş yaylar. Yani yaylar özdeş demek ne demek? Yay sabitleri K, K hepsinde eşit demek istiyor.
Diyor ki bunların periyotlar eşit olduğuna göre kütleleri soruyor. Şimdi periyot dediğimiz neydi arkadaşlar yaylı sarkaçta? 2 pi kök içinde m bölü k, yani tam ekliyorduk. O zaman periyotlar eşitse bunların m bölü k oranları ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. Peki buranın eşitler yay sabiti nedir? Şu iki yay nasıl bağlı arkadaşlar? Seri bağlı. Seri bağlıysa ne olacak? K 1 bölü k artı 1 bölü k'dan k bölü 2. Burası da yine seri olduğu için k bölü 2 olacak. Bununla bu paralel olduğu için buranın toplam eşitler yay sabiti 1k çıktı. Burada ise 3'ü de seri olduğu için buranın eşitler yay sabiti ise ne olacaktır arkadaşlar? K bölü 3. Periyotların eşit olması için o zaman ben bunun kütlesine m dersem, bunun kütlesine ne diyeceğim? M bölü 3 diyeceğim. Mx bölü my oranında ne olacaktır buradan arkadaşlar? M bölü 3 dersek ters yörük çarptığımız zaman 3 olarak ne yapacağız? Sonucumuza ulaşacağız. Yani cevabımız Ceyhan olacaktır. 6. sorumuzda yine ne var? Bir yaylı sarkaç olayımız var. Peki bunun periyodu neydi arkadaşlar? Periyot 2 pi kök içinde m bölü k'ydı. Şimdi diyor ki bu sistemi götürün nereye? Aya. Aya götürsek yer çekimi ile periyodun bir alakası var mıdır? Hayır. Yani periyot ne yapmaz arkadaşlar? Değişmez. Ve aynı genlikle çekmişiz. Maksimumuz diyor. Maksimumuzun formülü ne? Omega çarpı R. Peki omega dediğimiz açısal hızımızda neydi arkadaşlar? 2 pi bölü t'ydi. Periyot değişmediği için açısal hızımızda ne yapmayacak arkadaşlar? Değişmeyecek. Açısal hız değişmedi. Genlik değişmediği için maksimumuzda ne yapmaz? Maksimumuzda değişmez. Sabittir. Maksimum ivme demiş. Maksimum ivmenin formülü neydi arkadaşlar? Omega kare çarpı R'ydi. Omegamız açısal hızımız değişmedi. Genliğimiz de değişmediği için o zaman maksimum ivme ne yapmaz? O da değişmez. Yani cevabımız ne olacaktır? Adana olacaktır. 7. sorumuzda şekildeki kuvvet uzanım grafiği verilen 4 kilogram kütle cisim asılmış. Denge konumundan 2 metre ne yapılmış? Çekilmiş. Maksimum ivmeyi soruyor. Şimdi basit harmonik harekette maksimum ivmenin formülü neydi arkadaşlar hatırlarsanız? Omega kare çarpı R'ydi. Bana R'yi vermiş mi? Vermiş. Çünkü denge konumundan ne yapmış bu adam? 2 metre çekmiş ve 2 metre aralığında gidip geliyor. Yani genliğimiz bu. Ne lazım bize? Açısal hız lazım. Peki açısal hız dediğimiz şey de 2 pi bölü t'ydi. T neydi? Periyottu. Periyodu bulacağız. Sonuçta yaylı bir sarkaç sistemi bu. Periyodumuzu da nereden bulacağız? 2 pi kök içinde m bölü k'dan bulacağız. Peki periyodu buradan çekersek 2 pi kök içinde ne kadar kütle bağlamışız ucuna? 4 kilogram kütle var. M'imiz 4. K yay sabitini bulacağız. Nereden bulacağız? İşte grafiği boşuna vermedim diyor. Grafiği oradan bulacağız. Şimdi yaylarda arkadaşlar F eşittir neydi? F eşittir K çarpı X diyordum. Mesela herhangi bir kuvvet değerini alırsam, mesela F'im 20 Newtonken, bu adamın uzaması ne kadar olmuş? 8 metre olmuş. Dolayısıyla buradan K'yı çekersek K'mız ne çıkacaktır arkadaşlar? 10 bölü 4 yani 5 bölü 2 çıkacaktır. Yay sabitini buradan 5 bölü 2 Newton bölü metre cinsinden bulabiliriz. Getirip burada K yerine 5 bölü 2 yazsak, 2'yi hatta yukarı yazsak 8 bölü 5 olsa ne olacaktır? Periyodumuz bu. Peki açısal hızımızı yerine koyalım. Açısal hız 2 pi bölü t'ydi. T'miz de ne kadar? 2 pi kök içinde 8 bölü 5. 2 pi'ler sadece ise ters çevirip çarparsam ne olacak? Kök içinde 5 bölü 8 olacak. Açısal hızı bulduk. Soruya gelelim. Soru bize neyi sormuştu? Maksimum ivmeyi sormuştu. O zaman maksimum ivmeyi çekersek açısal hızımızın karesi, yani kök 5 bölü 8'in karesini alırsam ne çıkacak? 5 bölü 8 çıkacak. Çarpı genliğimiz kaç metreydi? 2 metreydi. Buradan 10 bölü 8 yani 5 bölü 4 olarak bulacağız. O da ne olacak? 1,25 olacak. Cevabımız Denizli olacaktır. 8. sorusu özdeş cisimler özdeş yaylar demiş. Yani yaylar özdeş demek ne demek? Yay sabitleri hepsinin eşit. K, 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 K ve K. Diyor ki periyotların oranı. Şimdi periyodun 2 pi kök içinde m bölü k olduğunu biliyoruz. Yani birinci sistem periyodu ne olacak arkadaşlar? 2 pi kök içinde kütlemiz m. Yay sabitimiz ne? Paralel bağlı. Sonuçta ikisi de bir kuvveti paylaşıyor. Dolayısıyla buranın eşitler yay sabiti ne kadardır arkadaşlar? 2K'dır. İkinci sisteme bakarsam buranın periyodu ne olacak? 2 pi kök içinde. Kütlemiz yine m. Şimdi şu üçü paralel bağlı olduğu için buranın yay sabiti 3K. Şu üçü de paralel olduğu için burası da 3K. Bu sağda bu solda bağlandığı için bunlar da yine paralel bağlamdır. Yani sistemin eşitler yay sabiti ne kadardır? 6K'dır. Oranlarsam 2 pi'ler gider. Aynı kökün içinde ters çevir çarparsam 6 bölü 4'ten ne çıkacak? 3 çıkacak. Yani ne olacak cevabımız? Kök 3 olacak. Bursa olacak. 9. soruda buradaki hareketlerin periyotlarını sormuş. Şimdi birinci sistem periyodu ne arkadaşlar yaylı sarkaçta? 2 pi kök içinde kütlemiz m. Şimdi sağında ve solunda bağlanmışsa paralel bağlamaydı. 4 4 daha ne olacak? Buranın eşitler yay sabiti 8K olacak. Peki ikinci sisteme geçersem ikinci sistem periyodu 2 pi kök içinde kütlemiz neyi? M. Şimdi bunlar ise kuvveti aynen ne yapacaktır? İletecektir. Yani bunlar nasıl bağlanmıştır? Seri bağlanmıştır. Seri bağlandığı için eşitler yay sabiti nasıl olacak?
İşte 1 bölü 4 artı 1 bölü 4 işte 1 bölü kaç veya çarpımlar 16 bölü toplamlar 8 diyebilirsiniz. Yani veya dirençlerdeki gibi 4 4 2 tane olduğu için 2'ye bölersek buranın eşdeğeri yer sabiti de 2K çıkacak. Bunlar oranlarsak aynı kökün içinde ters çevirip çarparsak ne olacak? 2 piler zaten sadeleşti. 2 bölü 8 yani 1 bölü 4 olacak. O da kök dışına ne olarak çıkar arkadaşlar? 1 bölü 2 olarak çıkar. Yani cevabımız Denizli'dir. Şimdi 10. sorumuzda demiş ki yay sabiti K olan yaylara bağlamış hem kütleli bir cisim var. Denge noktası oymuş. Biz bunu denge noktasından x kadar çekmişiz. Yani buraya kadar çekmişiz. Sonra bıraktığımız zaman bu adam denge noktasına t sürede gelmiş. T sürede denge noktasına geliyorsa t sürede yukarı gidecektir bir x kadar. Sonra t dönecektir. Yani bu hareketin periyodu toplam kaç t? 4 t olacaktır. Diyor ki cismi sadece yine denge noktasından çeksek ama 3x aşağı çekip bıraksak. Yani neyi değiştirsek aslında? Genliği değiştirirsek. Şimdi süreyi soruyor. Süre demek periyot demek. Periyot ne arkadaşlar? 2 pi kök içinde m bölü k'dır. Sonuçta kütle değişti mi? Hayır, yay sabiti değişti mi? Sistem değişmedi. Sadece ben burada daha genliği değiştiriyorum. Genliği değiştirdiğim için bu cisim ne yapacak? 3x aralığına gittiği için 3x aralığına gidip gelecek. Ama periyodu ne yapmayacak? Değişmeyecek. Periyot az önce 4t ise şimdi de 4t olacak. Yani denge noktasına gelmesi yine t, yine t, yine t. Yani sürelerde aslında bir değişme ne yapmayacak? Olmayacak. O zaman tekrar O noktasına ulaşması ne yapacaktır? Yine 1T sürecektir. Yani cevabımız Ceyhan olacaktır. Evet arkadaşlar, ikinci bir sonraki dersimizde de normal yaylı sarkaç değil de basit sarkacın periyot formüllerine bakacağız. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.